Arkadaşlar merhabalar. Harita bilgisi dersimizin dördüncü kısmına başlıyoruz. Bu sefer tarihsel bir gelişimden devam edeceğiz. Müzik Arkadaşlar belki bazen özel sorular olarak çıkabiliyor bunlar. Bir soru bir sorudur diyelim. Kısaca üzerinden geçelim. Bilinen en eski harita tarihteki bizim ülkemizde Konya Çatalhöyük olarak bilinir. Nil Nehri'nin taşkın çizimlerinin sunulduğu Mısır kısmındaki harita olarak bilinir. Babillerden kalma Kerkük çizimleri var Irak'ta. Bunların üçü bilinen en eski haritalardır. Tabii ki bazı bilim adamları bazı haritalar çizmişlerdir. Herodot yerin şeklini oval bir düzlem olarak tasvir etmiş ve çizmiştir. Yani size yerin şeklini oval bir düzlem olarak tasvir eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir tarzında geldiğinde Herodot dersiniz tarihçidir arkadaşlar aslında ama harita üzerinde de çizimleri var. İlk kez konik projeksiyon yöntemi ile enlem ve boylamları çizen bilim adamı ise Batlamyus. Haritada konum belirlemek için enlem ve boylam içermesi gerektiğini söyleyen ilk kişi de Marinus. Özellikle silindir projeksiyon onun ismiyle alınıyor arkadaşlar. Silindir projeksiyona Marinus şeklinde bir isim takmışlar. Orta çağda dini baskı arkadaşlar Avrupa'da geliştirmiyor ama Müslüman aleminde tam tersi gelişiyor arkadaşlar. Türkler tarafından yapıldığı bilinen en eski harita ise Kaşkarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası. Onu da kendi eserinde Divan-ı Türk'te mutlaka eklediğini biliyorsunuz. Orta çağın sonuna doğru denizcilik önem kazanmış ve portalan haritalar yapılmış. Bunu sorabilirler. Dikkat edin. Portalan harita ile ilgili soru gelirse bu haritalar denizcilik ile ilgili bilgi içeren haritalar ve limanları gösteren haritalardır. Kim kullanmıştır derlerse Piri Reis, Ali Macar Reis, İbrahim Katibi şeklinde bilim adamlarımız bunu kullanmışlar. Yeni çağda pusula yaygın bir şekilde kullanılmış. Tabii yeni yeni yerlere ulaşılmış. Bu yeni ulaşılan yerlerin haritasının da çizimi sağlanmış. Haritacılık gelişmeye devam etmiş. 15. yüzyıl sonunda haritalar matbaada çoğaltılmaya başlamış. Bakın sıralama da sorabilirler size. Önce pusula, sonra matbaa, sonra fotogrametrik yöntemler. 20. yüzyılın ilk yarısında fotogrametrik yöntem gelişmiş. Yani bunun daha da üç boyutlu hale gelebilmesi. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilgisayar teknolojisi gelişmiş. Sonra uydu görüntüleri. Sonra uzaktan algılama yöntemi ve günümüzde coğrafi bilgi sistemleri. Yani verileri veriyorsunuz size her türlü haritanın çizimine bilgisayar gerçekleştiriyor. Arkadaşlar örnek bir olay bazen sınavlarda çıkıyor. Aşağıdaki hangi olay haritalarda noktalama yöntemiyle ya da çizgi yöntemiyle alan yöntemiyle gösterilir şeklinde. Coğrafi verilerin haritaya aktarılması yöntemleri bunlar. Nokta Çizgi ve alan yöntemi var. Eğer bir e, nüfusun dağılışını ya da bir volkanik dağın dağılışını göstereceksem noktalama yöntemi kullanabilirim. Çizgi yöntemi bir rüzgar göstereceksem atıyorum Karayel rüzgarı buradan, samyeli buradan, e, kıble buradan, lodos buradan şeklinde göstereceksem çizgi yöntemini kullanabilirim. Bir akarsuyu gösterirken de yine çizgi yöntemini kullanabiliyorum. Alan yöntemi, idari alanlar olabilir. Mesela NAFTA bölgesi, NATO bölgesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesi. Onları böyle sınırlara alırsam onlar alan yöntemiyle olur. Ben kendi ülkemde atıyorum bir plato gösterdim. Bu da bir alan yöntemidir. Erzurum Kars platosu, atıyorum Yazılıkaya platosu, Haymana Bozok platosu. Bunlar da alan yöntemiyle gösterilebilir. Yeryüzü şekillerinin haritaya aktarma yöntemlerine bakalım. Renklendirme yöntemi. Arkadaşlar burada beş tane yöntem var. Renklendirme, tarama, kabartma gibi. Bunların bilmemiz gereken özelliğini söyleyelim. Renklendirme yönteminde yükseltiye göre belli renkler kullanılır arkadaşlar. 0-200 koyu yeşil, 200-500 açık yeşil, açık sarı gibi. 500-1000 sarı, 1000-1500 turuncu, 1500-2000 açık kahverengi, 2000 ve yukarısı koyu kahverengi. Bu denizlerde de aşağılara doğru gidildikçe mavinin tonu koyulanmaktadır. Evet arkadaşlar burada bir özelliğimiz var. Platolar ve ovalar fiziki haritalarda gösterilirken farklı renklerde çizilmesinin sebebi neymiş? Yükselti farkından kaynaklanıyormuş. Bu önemlidir. Bir soru da şöyle gelmişti. İşte Konya Ovası ile Çukurova ikisi de ova olmasına rağmen neden farklı renklerle gösterilmiş? Yükselti basamakları farklı olduğu için diyeceğiz arkadaşlar. Kabartma yöntemi nasıldır? Yeryüzü şekillerinin 3 boyutlu maketi gibidir. Gerçeğe en yakın yöntemdir arkadaşlar taşınması ve yapılışı zor olduğu için pek kullanılmaz. Ama unutma gerçeğe en yakın yöntem kabartma yöntemi. Tarama yöntemi çizgilerle alakalı arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Çizgiler kısa, kalın ve sık çizilmişse eğim fazla, ince, seyrek ve uzun çizilmişse eğim az anlamına gelir. Burada da mantık budur. Gölgelendirme yöntemi bir şekle 45 derecelik açıyla ışık verirsiniz Bu ışıklandırma sonrasında gölgeli yerler açık tonda ise eğimin az olduğunu Koyu tonda bir gölge varsa eğimin fazla olduğunu anlarsınız İzohips önemli olan kısım şu En çok kullanılan yöntem izohips yöntemi Ama gerçeğe en yakın yöntem neydi kabartma yöntemiydi İzohips yöntemi en çok kullanılan yöntem Yükseltileri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle oluşmuş eğrilerdir Arkadaşlar işte bu izoips yönteminin özelliği bizim için vazgeçilmezdir. Mutlaka bir soru gelir her zaman için. Ben de sizin için bu özellikleri toparladım. Onları anlatalım. İzohips eş yükselti anlamına gelir. İç içe çizilmiş kapalı eğrilerdir arkadaşlar. Asla ve asla birbirlerini görüyorsunuz kesmiyorlar. Bu bir. İki Aynı izoips eğrisi üzerindeki bütün noktalarda yükselti aynıdır ve periyodik olarak artar azalır. Bakın 100 metre eğrisi. 100 metre eğrisi. Bu çizginin geçtiği her yer 100. Sonra 200. Demek ki 100 160. Görüyorsunuz 300, 400. Evet bunlar da özellik bu arkadaşlar. Bir izoips eğrisinin geçtiği her yerde yükselti aynıdır ve aynı yükselti değerleriyle gösterilir. Herhangi bir işaret yoksa en dıştaki eğri yükseltisi en düşük olan eğridir. En içteki ise en yüksek olan eğridir. Bakın unutmayın herhangi bir işaret yoksa diyorum. Burada 100, 200, 300, 400 şeklinde iç kısma gidedikçe yükselti artıyor. Evet. Eğer şu işareti görürseniz, çukur işareti. Bu sefer en dıştaki eğri en yüksek olan eğridir. Şimdi bu çukursa bunun profili şu şekilde çıkmayacak mı arkadaşlar? Biraz önce ne göstermiştim size? Herhangi bir işaret yoksa demiştim. Bunun profili de şu şekilde gelecek. Dolayısıyla en dıştaki eğri şurayı gösteriyor. Evet yükseltisi en düşük. En içteki eğri de burayı gösteriyor. Yani zirveyi gösteriyor. Burada ise en dıştaki eğri burayı gösteriyor. En içteki eğri de burayı gösteriyor. O zaman eğer çukur varsa en dıştaki eğri yükseltisi en fazla olan eğridir. En içteki de yükseltisi en düşük olan eğridir. Çukur işareti hepsinde değil de sadece belli bir yerde ise arkadaşlar Yükselti aynı aralıkta o seviyeden itibaren düşer Yani yükselirken sadece çukurun başladığı yerden aşağı doğru Aynı miktarda düşüş gerçekleştireceksiniz Çukurun işareti bitmişse ne olacak yükselmeye devam edeceksiniz Mesela 100 Evet 200 300 Bakın çukur başlıyor 100 100 çıkarken 100 düştüm 200 oldu Bak 0 100 200 dedik. 300 dedik. Bakın burası 300 olacak. Evet 100, 200, 300 çıktık. Ondan sonra çukur var. 100, 100 çıkarken 100, 100'de ineceğim. Ne olur burası? 200 olur. 100, 200, 300 çukur var düşüyorum. 200. Burada bittiği için kalıyor. Buraya bakalım. 100. Çukur yok. 200. Bakın var. Ondan sonra 300. Sonra çukur var. Düşeceğim arkadaşlar. 200'e düştüm. Ondan sonra çukur var mı? Bakın burada yok. Tekrardan 300'e çıktım. Yani çukurun olduğu yerde düşün. Çukur yoksa yükselmeye devam edin. Kıyı çizgisi her zaman 0 metre olarak bilinir. Unutmayın. Kıyı çizgisi deyince göl demiyorum. Dikkat edin. Deniz olması lazım. Ya da okyanus olması lazım ki 0 metre olsun. Göl olmaz. Unutma onu. Birbirini çevrelemeyen, bakın şununla şu. Ama birbirine komşu olan izoipslerin yükseltileri eşittir arkadaşlar. Birbirini çevirmiyor. Bakın bununla bu birbirini çeviriyor. Ama komşu yükseltileri eşit değil. Bununla bu birbirini çevirmiyor. Ama komşu. Hem komşu olacak ama birbirini çevirmeyecek. Yükseltileri eşittir. Komşu olursa ve birbirini çevirirse olmaz. Birbirini çevirmeyecek. Bir akarsiyon her iki tarafındaki izoipslerin yükseltileri eşittir. Akarsiyonumuz geçiyor. Buradaki izoips de hemen karşı tarafındaki izoipsin yükseltisi birbirine eşittir. Bunu da geçiyorum. İzoipslerin sıklaştığı yerlerde eğim fazla, seyrekleştiği yerlerde eğim az olduğunu anlayacaksınız. O zaman buradan akan bir akarsuyun akış hızının daha fazla olduğunu veya rafting yapılabildiğini, belki bir şelalenin olma ihtimali olduğunu, buradan akan akarsuyun ise artık aşındırma gücünün azaldığını, üzerinde ulaşım yapma imkanının arttığını söyleyebilirsiniz. Boyunun uzadığını falan söyleyebilirsiniz. Eğimin az ya da fazla olduğunu bilirsen zaten gerisi gelecektir umarım. İzohipslerin deniz kenarında sıklaştığı yer varsa buranın falez olduğunu, yalı yarıl olduğunu. Yani dalga aşındırma şekli olduğunu bilin. Evet, kara içlerinde izohipsler sıklaşmışsa bunun da bir şelale olduğunu tahmin edebilirsiniz. Deniz kenarında kenarındaysa falez, içerideyse şelale. Tabii ki akarsu varsa, akarsu yoksa uçurum olur. 200 izoips arası yükselti farkına ekvidistans denir arkadaşlar. Yükselti farkı sabittir ama aradaki uzaklık sabit değildir. Bakın şu aradaki uzaklık iki izoips arası. Bir de şuraya bakın. İkisi de yükselti farkı aynı. Bakın 100 metre. Burası da 100 metre, burası da 100 metre. Yükselti farkı. Ama aradaki uzaklık farklı. Niye? Çünkü burada eğim çok az, burada eğim çok fazla. Eğimin fazla olduğu yerler sıklaşır demiştik. Şimdi bazı şekiller var nasıl gösterilir. Tepe, zirve, doruk. iç kısımdaki yüksek yerler kıyı çizgisi deniz kenarındaki kısım 0 metreydi unutmayın. Çukur eğer şu içeriye doğru olan okları görürseniz orası çukur ya da çanaktır. Genelde volkanik dağların tepesinde olur. Akarsu burada V harfine dikkat edin gençler. Bir de sırtta var çünkü önemlidir. Bir akarsu geçiyorsa bir yerde arkadaşlar ters V çizer. Ve sen unutma V'nin V harfinin ağzı açık olan tarafa doğru akması gerektiğini anlarsın. Bak 500, 400, 300. Ağzı açık taraf. Yani bu tarafa doğru akması lazım değil mi? Gerçekten doğru mu? Evet doğru. 500'den 100 metreye akar su akabilir. Sıkıntı yok. Bu bir vadi dersiniz. Ama tersi olsaydı sırt olarak geçerdi. Birazdan göstereceğiz. Evet kıyı çizgisinde sıklaşmış izoipslerin olduğu yere falez denir dedik. Şelale yine aynı şekilde iç kısımda izoipslerin sıklaştığı yerler şelaleyi gösterebilir. Arkadaşlar sırt bu da V şekli. Bak buna dikkat edin. Buradaki V şeklinde normal B harfini görürsünüz. Sırt normal B. Bakın şurası yamaç. Aynı yükseltide burası sırt. Yani her sırt aynı zamanda bir yamaçtır ama yamaç sırt olamaz. Çünkü gençler dikkat ederseniz burada bir V harfi var. Sırtın olabildiği yer V harfinin olduğu yerlerdir. Şimdi diyelim ki her iki tane V harfi var. Hangisi sırt hangisi vadi? Diyeceksiniz ki bana hocam ne dedim? Akarsu varsa V'nin ağzı açık olan tarafına doğru akar. Ben şimdi ikisine de çizeyim akarsuyu. Bakıyorum 100 metreden 300 metreye hiç akarsu akar mı arkadaşlar yukarıya doğru akmaz. O zaman bu bir vadi değil bu bir sırtmış diyeceğim. Burada bakıyorum 300 metreden 100 metreye akarsu akabilir. Evet doğru işte bu vadidir diyeceğim. Yani deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Evet son olarak delta Akarsular tarafından getirilen malzemenin denize birikmesiyle denize doğru bir çıkıntı şeklinde düşünebilirsiniz. Evet denize doğru bir çıkıntı varsa delta. Ama deniz kenarında değil bakın burası önemli. Okyanus diyorum buraya. Deniz kenarlarında pek olmaz Haliç. Okyanus kenarlarında akarsuyun döküldüğü yerde gelgit etkisi varsa karanın iç kısmına doğru ne yapar? Çekilir. Buradaki iç kısmına doğru girmiş hali. Burada Haliç var. Denize doğru çıkıntı delta, karaya doğru girinti Haliç. Boyun iki yüksekler arasındaki kesim arkadaşlar. Boyun. Aynı sizin omzunuz ile kafanız arasındaki kısmı düşünün. Plato ya da ova. Eğer yüksekte düzlükse plato alçakta düzlük ise ova. Arkadaşlar harita bilgisine dair her şeyi verdik. Sizinle paylaştık. Sınavda anlatmadığımız hiçbir şey çıkmaz. Anlattığımız her şey çıkabilir. Takipte kalın. Desteğinizi bırakmayın. Görüşmek üzere.